Bu videoda size ve kendime x'in doğal logaritmasının x'e göre türevinin 1 bölü x'e, evet buna eşit olduğunu ispatlayacağım. Hazır mısınız? Türevin tanımlarından birini kullanacağım. Hemen yazıyorum. ln x'in x'e göre türevi limit delta x 0'a giderken ln x artı delta x eksi ln x bölü delta x'e eşittir. Şimdi de birkaç logaritma özelliğinden faydalanacağız. Yazayım ln a eksi ln b'nin ln a bölü b'ye. Evet buna eşit olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Bu özelliği eğer buraya uygularsak limit delta x sıfıra giderken payı ln x artı delta x bölü x olarak yazacağım. Bölü delta x. Evet, bölü delta x. Burada yaptığım şey bu özelliği uygulamak. Yani bir şeyin doğal logaritması eksi başka bir şeyin doğal logaritmasını, iki ifadenin bölümünün doğal logaritması olarak yazmak. Logaritmanın içine bakalım. x bölü x 1 eder. Delta x bölü x'i olduğu gibi bırakalım. Bunun yerine bunu kullanacağım. 1 bölü delta x'i de buraya alayım. Eşittir. Limit delta x sıfıra giderken, başka bir renk seçeyim. 1 bölü delta x çarpı 1 artı delta x bölü x'in doğal logaritması. Parantezi de kapayayım. Şimdi bir başka özellik daha kullanacağım. Buraya yazıyorum. Elimizde a çarpı b'nin doğal logaritması varsa, bu b üzeri a'nın doğal logaritmasına eşitti, öyle değil mi? Bunu buraya uygularken bunun a, bunun da b olduğunu düşünelim. O halde... Limit delta x sıfıra giderken 1 artı delta x bölü x üzeri 1 bölü delta x'in doğal logaritması yazabilirim. İfadenin bu kısmının size tanıdık gelmeye başladığını zannediyorum. Evet, sizce de bu e'nin tanımlarından birine benzemeye başlamadı mı? Tam olarak e'nin tanımı olması için de ufak bir değişken değiştirmesi yapacağım. N'yi delta x bölü x olarak ifade edelim. İki tarafı x ile çarparsak delta x'in n çarpı x'e eşit olduğunu buluruz. İfadenin iki tarafını da n ile çarpıp bir de yerlerini değiştirince evet devam edelim bu durumda. 1 bölü delta x de 1 bölü n x'e eşit olur. Bunu 1 bölü n çarpı 1 bölü x olarak da ifade edebiliriz. Şimdi de bunları yerlerine yerleştirelim ama bundan önce delta x sıfıra giderken e n'e ne olacağına bakmamız lazım. Yazıyorum delta x sıfıra giderken n de sıfıra yaklaşır öyle değil mi? 0 bölü x x'in sıfırdan farklı herhangi bir değeri için sıfıra eşittir. 0 x'in doğal logaritmasının tanım kümesinde olmadığı için de bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Evet tanım kümesi içinde sorun olmadığına göre delta x sıfıra giderken n de sıfıra gider. Benzer şekilde n0'a giderken delta x de 0'a gider. Evet değişken değişimini yapalım. Hemen yazıyorum. Limit, delta x yerine n yazacağız. Evet, n sıfıra giderken, 1 artı delta x bölü x yerine n yazıyorum. 1 artı n üzeri 1 bölü n çarpı 1 bölü x'in doğal logaritması. 1 bölü delta x'i 1 bölü n çarpı 1 bölü x olarak tanımlamıştık. Evet, doğru. Buraya 1 bölü n çarpı 1 bölü x yazıyorum. Şimdi de bu özelliği bu defa tersten kullanacağım ya da isterseniz önce bunu baştan yazayım. Evet eşittir. Limit n sıfıra giderken ln 1 artı n üzeri 1 bölü n. Bu ifadenin üssü eğer iki ifadenin çarpımı ise bunu ifadenin üssünün üssü olarak yazabilirim öyle değil mi? Evet üstel özellikleri kullanarak bunu 1 artı n üzeri 1 bölü n üzeri 1 bölü x olarak yazdım. Şimdi bunu tersine kullanacağım ve 1 bölü x'i başa getireceğim. Ayrıca n sıfıra giderken 1 bölü x bu durumdan etkilenmeyeceği için 1 bölü x'i limitin de dışına alabilirim. Evet heyecanlanmaya başladık değil mi? Eşittir 1 bölü x çarpı limit n sıfıra giderken 1 artı n turuncuyla yazayım üzeri 1 bölü n'nin evet doğal logaritması. Limit alırken durumdan etkilenecek olan n'lerin olduğu ifadenin bu kısmı olduğuna göre bu kısmın limitini alacağımızı düşünelim. Eşittir. Kendime birazcık yer açayım. Eşittir. 1 bölü x çarpı ln limit n sıfıra giderken 1 artı n üzeri 1 bölü n. Evet, parantezin içinde ne var? Soru bu. E'nin tanımlarından biri, öyle değil mi? Evet, bu E'nin tanımlarından biridir. O halde eşittir E yazıyorum. Peki, E'nin doğal logaritması neye eşittir? 1'e. Öyle değil mi? Ve 1 bölü x ile 1'i çarpınca da 1 bölü x elde ederiz. Tam da aradığımız sonuç bu. x'in doğal logaritmasının x'e göre türevi 1 bölü x'e eşittir. Harika değil mi?